Şeytana Allah'a sığınırım. Eğer insanlar, Zuhruf Suresi 33, Allah'a karşı isyanda birleşip tek bir ümmet olacak olmasaydı, hepsi dinsiz, imansız olacağını bilmeseydim diyor Allah. Yani böyle bir şey olmasaydı. Rahman, Allah'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerlerine çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık. Evlerine kapılar ve üzerine yaslanıp dayanacakları koltuklar ve daha nice çekici süsler de verirdik. Bütün bunlar yalnız dünya hayatının metadır, ahiret ise Rabbinin katında muttakiler içindir. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz bir şeytana onun üzerine kabukla bağlattırırız, artık o onun bir yakın dostudur. Gerçekten bunlar, bu şeytanlar, onlar yoldan alıkoyarlar, onlar ise kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar. Yani bayağı mümin muttaki olduğunu zannediyor. Bak, hidayette olduğunu zannederler diyor. Tabii ki Müslüman değillerdir diyor Allah. Şeytan üstünü kaplıyor. Yani cinli şeytanlar vücudunun üstüne kaplıyor. Bir elektrik gibi tamamen üstünde duruyor. O haberi yok. Şeytanın komutasına girmiş. Mesela şeytan şunu yapıyor, yapıyor. Bunu yapıyor, yapıyor. Ama kendini hidayetli zannediyor. Allah ona işaret etmiş. Şu halde biz seni alıp götürsek, peygamberimize hitap ediyor Cenab-ı Allah, elbette onlardan intikam alacağız. Yani seni vefat ettirirsek diyor, yine onlardan intikam alacağız diyor. Şu halde biz seni götürürsek elbette onlardan intikam alacağız. Ya da kendilerine vaat ettiğimiz şeyi onlara gösteririz ki biz gerçekten onların üstünde güç yetirenleriz. Ya da kendilerine vaat ettiğimiz şeyi onlara gösteririz ki. Bu hem kıyamete bakıyor ama aynı zamanda Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'a da bakıyor bu ayet. Çünkü kendilerine vaat ettiğimiz şeyi onlara gösteririz. Bizzat gözlerini görecekleri bir şey. Şu halde sana vahyedilene sımsıkı tutun. Allah'ın hükmüne sımsıkı bağlan, Kur'an'a. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz o Kur'an senin kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Biz ahirete gittiğimizde demek ki sadece Kur'an'dan sorulacağız. Kur'an'a uyduk mu, uymadık mı? Bak Allah ne diyor? Siz ondan sorulacaksınız. O kadar. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir.